Bugün 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 77. yıl dönümü. Dünyadaki, bölgemizdeki ve Türkiye'deki gelişmelere baktığımız zaman gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha minnetle, şükranla ve rahmetle anmayı bir görev olarak kabul ediyorum. Değerli arkadaşlarım, siyasette değişik tartışmaları yaşamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede yeni anayasa tartışmalarının öncelikli olarak yer tuttuğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, gerçekten sivil, demokratik, her türlü vesayetten arınmış, özgürlükçü bir anayasa yapma gereği var mı Türkiye için? Var. Burada herkesin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak eşit haklardan ve eşit hukuktan faydalandığı bir ortak paydada buluşturma ihtiyacı var mı? Var. Yargının bağımsızlaştığı, hukuk devletinin üstünlüğünün vurgulandığı ve buna göre yargı kurumlarının yapılandırıldığı bir anayasa ihtiyacı var mı? Var. Bu yeni anayasada medya özgürlüğünün ki bugün kenarı köşesi kırpılan, kelepçelenen, prangalanan ne derseniz deyin medya basın özgürlüğünün bir anayasal çerçeve içerisinde güvenceye kavuşturulması ihtiyacı var mı? Var. YÖK dediğimiz bir merkezi kilidin akademik dünyaya, üniversitelere bir biçim verme, yön verme, onların idari, mali, bilimsel özerkliğini üstünü örtme girişiminin ortadan kaldırılmasına ihtiyaç var mı? Var. Bütün bunlar yeni anayasa içerisinde ifade etmemiz gereken söylemler. Parlamenter demokratik sistemi güçlendirme ihtiyacı var mı? Bugün aşındırılan kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlendirilerek orada yer alması ihtiyacı var mı? Var. Şimdi burada bu tartışmaya iktidar kanadından katılanların parlamenter demokratik sistemi güçlendirmekten öte tek kişi vesayetinin diğer kuvvetler ayrılığı ilkesi olarak tarif ettiğimiz yasama, yürütme, yargı üzerine sineceği bir tipini de tam tarif edemiyorlar. Bir başkanlık sistemi üzerinden yürütüldüğüne de ayrıca tanık oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu bu açıklamalarım sonrasında bir kere daha net ve açık bir şekilde koyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni siyaseten tarif eden ilk dört madde, anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez maddelerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tarif eden, siyasi olarak tarif eden maddelerdir. Diğer kısmında ise demin söylediğim gibi demokratik, özgürlükçü, sivil, her türlü zümre ve kişi vesayetini reddeden bir anayasa çerçevesini ve parlamenter demokratik sistemi güçlendiren bir anayasal çerçeveyi hep beraber tartışabileceğimizi koalisyon görüşmelerinde de ifade etmiştik. Burada söylüyoruz. Ama üstü kapalı, yarı açık, dolaylı, dolaysız, imalı, imasız, başkanlık ya da yarı başkanlık gibi bir sürecin bu anayasa tartışmaları içerisinde yer almaması düşüncesindeyiz.